Merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de polinom bölme sanatçısı. Hocam Tonguç beynim hazır aktı artık. Gerçekten beynim sütlaç oldu. Başlatıyorum Hocam Tonguç. başlatmayın çünkü tarçın varsa üzerine beynimin üzerine tarçın dökün hocam. İkram edin misafirler Neden yesin hocam. beyinde sütlaç mı var senin herhalde? Hayır hocam beynim normalde beyin vardı. Polinomların yüzünden artık ders çalışmaktan beynim sütlaça döndü hocam. Bak bugün sana normal bölmeyi, polinomlarda bölmeyi bir de Horner metodunu Tövbe anlatacağım. bu ne hocam Horner. Ayıp Biraz, oluyor hocam neyse. ya yapma. Adamın adı Şimdi böyleymiş. Ne yapalım Allah ha Allah. pardon. Bak Şu öyle. adam mı hocam? Hayır o benim. Hayır bu ekmeği bölüp yiyorsun ya polinomla da bölüp yiyeceğiz Tonguç. Bak şu Suavi. Ekmeğimi böldüm de yedim hocam. koskocaman bir polinom değil mi? Bunu x artı 2'ye bölüyoruz Tonguç. Burada şöyle düşüneceğiz. Bizim için hiç diğerleri önemli değil. En yüksek dereceliye bakıyorsun. X küp ya bu. Bu da x ya. X küpün içinde x kaç defa var? 3 tane var hocam. Ne alakası var evladım? X kare ile x'i çarparsan x küp etmez mi Tonguç? Evet. Bak bunları hiç boş ver. X kare ile x'i çarparsak x küpe. O yüzden bunun x kare ile x küp x'i çarparsak x küpü buraya yazıyorum. Artı bir de bununla bunu çarpmak zorundayım. Çünkü bunu hepsiyle çarpmak zorundayım. Artı 2x kare diyorum Tonguç. Sonra bunun altına yazıyorum. Sonra aynı bölmedeki gibi bundan bunu çıkartıyorum. Bundan bu çıkınca zaten götürür birbirini değil mi? Evet. Bak bundan bu çıkınca 5x kareden 2x kare çıkınca 3x kare kalır Tonguç. Oysa geriye kalanlar aynen alta yazılıyor Tonguç'um. Aynı bölme gibi. Bu sefer sadece x'lerle uğraşıyoruz. Şimdi bak 3x kare demiş. Burada x var. Bunu neyle çarparsam 3x kare eder? Artı 3x ile. Bak şimdi bunu boş ver. 3x ile x'i çarparsan 3x kare eder. Evet. Şimdi çarpıyorum. 3x kare çıktı mı Tonguç? Bir de artı 6x çarpmak zorundayım bunu. Şimdi çıkartalım Tonguç. Bununla bu birbirini götürür zaten. 4x'ten 6x çıkarsa eksi 2x çıkar Tonguç. Bu olduğu gibi aşağı iniyor. Tamam mı Tonguç? Şimdi de son durumda artık. Eksi 2x'e bakıyorsun bir de x'e bakıyorsun. Neyle çarparsan x'i eksi 2x eder. Eksi 2 ile çarparsan. Bak eksi 2 ile x'i çarptın. Eksi 2x çıktı. Eksi 2 ile 2'yi çarptın. Eksi 4 çıktı. Sonra şimdi birbirinden çıkartıyorsun. Bu zaten birbirini götürdü. Bundan bu çıkınca bak. Eksi 3 eksi eksi 4. O yüzden bu eksiyle bunun işareti değişiyor. Artı 4 oluyor. Cevabımız 1 kalıyor. Anladım hocam. Sonuçta kalan bu. Bölüm buymuş. Tamam mı Tonguç'um? Tamamdır hocam. Harikasın. Şimdi yeni bir tane daha yapalım. Birazcık daha değişiği. Bu sefer bunu buna bölüyoruz. Karpuzu bıçakla kesmişsiniz. Karpuz dilimi çıkmış hocam. Evet daha karpuz kesecektik diye bir tane özdeyiş Doğru vardı doğru. biliyorsun. Giderken arkadaşların demişlerdi sana. Ding dong. Evet artık birazcık bir mesaj Pembe gördüm. geldi hocam. Acaba kız öğrenciler mi? Evet bakalım. Candy. Herkes Biz kendini bilsin hocam. Türkiye'den mi izleniyoruz? Japonya'dan mı izleniyoruz? Nereden izleniyoruz Tanya evladım? kim hocam? Tanya hocam benim. Tonguç ve Tanya'ya Tanya selamlar. kim hocam? Evladım hani tanjantı öğretirken karşı komşum Tanya diye ezberlemiştik Ya ya. gene ders. Ben de gerçek Tanya İyi ki zannettim. varsınız. İyi tamam neyse. Kendi evladım niye kendi adını yazmış Herkes evladım? kendi adını yazmış. Kendi 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 ki. adını yazmış hocam. Vay iğrenç bir espriyle. Evet, devam Devam edelim. edelim. Şimdi Tonguç'um bak. Eksi x üzeri 4'ün içinde x kare. Bunu eksi x kare ile çarparsam. Bunu ben kendim beceriyorum. Kendim şey yapıyorum. Tahmin ediyorum. Eksi x üzeri 4 eder Tonguç. Eksi x kare. X kare ile eksi 4 eder. Ama bununla çarpmam gerekiyor. Artı x kare çıktı. Anlaştık mı? Bunu mu çarptım? Artı x kare çıktı. Şimdi birbirinden çıkartıyorum Tonguç. Bununla birbirini götürdü mü Tonguç? Bundan bu çıkarsa zaten bu da birbirini götürür. O zaman geriye kalan aynen kaldı mı Tonguç? Evet hocam. 2x artı 8. Tonguç bitti. Çünkü 2x'in içinde x kare yok ki. O zaman bölümümüz buymuş Tonguç'um. Kalanımız da buymuş Tonguç'um. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Kalan bu, bölüm bu. Ne kadar basit bir soruymuş değil mi? Hakikaten hocam ya. Şimdi Horner metodunu Hocam anlatacağım. bunu anlatmayın. Bence ben onu büyüyünce öğreneyim hocam. Horner nedir ya? Evladım ne alakası var? Adamın adı bu suçlayamazsın adamı. Bak Tonguç. Tövbe ya. Şimdi bunun polinom olduğunu görebiliyoruz. Bunun derecesi kaç Tonguç? 3. Bunun derecesi 2. Bunun derecesi 1. Bunun derecesi 0 değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi 3 dereceli olanın katsayısı görünmez bir 1 olduğu için 1 buraya yazıyorum Tonguç. Bak x üzeri 3'lü, x kareli, x üzeri 1'li bir de 0 sabit derim. X üzeri 0'lı. Tonguç bak bunları yazdıktan sonra bunun katsayısını 1 yazdım. Bunun katsayısı kaçtı Tonguç'um? 5 5'ti. Bunun katsayısı kaçtı Tonguç? 4 4. Bunun katsayısı da eksiydi değil mi Tonguç? Evet. Bunları teker teker katsayılarına göre yazıyorum. Ama en yüksekten en aşağı doğru gelinceye kadar. Ve x artı 2 diye Tonguç. X artı 2'yi de buraya yazıyorum. Eşittir 0 diyorum Tonguç. Evet. O zaman x eşittir. Kaç olur Tonguç'um? Eksi Eksi 2 2. olur. O yüzden buraya da böyle koskocaman eksi 2 yazıyorum Tonguç. Bunu Anlaştık. da buluyorum.
Şöyle bir tane tablo çizdikten sonra diyor. Sonrasında Tonguç'um şöyle bir şey yapıyorum. Aşırı basit metodu. Bunu aşağı indiriyorsun, tamam mı? Bir. Bunu olduğu gibi aşağı yazıyorsun. Sonra bununla bunu çarpıyorsun Tonguç. Bir ile eksi 2'yi çarpıyorsun. Burayı yazıyorsun. Anladım hocam. Bir ile eksi 2 çarparsak eksik çıkmaz mı? Eksi 2. Sonra bununla bunu topluyorsun. Burayı yazıyorsun. 3. Sonra 3 ile eksi 2'yi tekrar çarpıyorsun. Burayı yazıyorsun. Yani eksi 6. Bununla bunu topluyorsun. Eksi 2. Şimdi bununla bunu tekrar çarpıyorsun. Burayı yazıyorsun. Eksi 4. Eksi 2 eksi 2 4 eder. 4'ü buraya yazdık. Sonra bununla bunu topluyorsun. Eksi 3. Sonra bunu çarpıyorsun. Şimdi bitti. Sonra artık bitti. Artık çünkü sınıra geldik. Ha. Bitti. Şimdi bundan sonra da şöyle bir şey yapıyorsun. Şöyle bir çizgi çiziyorsun Tonguç. Bu bizim kalanımız oluyor Tonguç. Bu da bizim bölümümüz oluyor Tonguç. Vay yani be. Demin yaptığımız bölme vardı ya. Onu evet. Daha rahat bir şekilde bu şekilde yapabiliyoruz. Anladım. Ama dikkat et. Bak bu x küptü ya. Bu sonucun değeri x kareli çıkıyor. Bu x kareli ya. Bu sonucun x'isi. Bu x birebirdi ya. Bu da sabit sayısı oluyor. Yani ben bu ifadeyi, bölümü şöyle yazıyorum Tonguç'um. 1x kare artı 3x katsayıları eksi 2 diye yazıyorum. Anladım. O zaman bu bizim bölümümüz oluyor Tonguç. Kalanımız da eksi 3 çıkıyor Tonguç'um. Anlaştık hocam. Bu metoda göre bir tane daha soru yapalım. Eyvahlar. X üzeri 3 ile bölünürse demiş. Şimdi tekrar derecelerinden yükseğe x üzeri 4 olduğu için. Homer metodu. Horner metodu yapacağız. Bak en yüksek x üzeri 4 olduğu için x üzeri 4'ten başlıyorum. Ondan sonra ne gelir? X üzeri 3 gelmesi gerekiyor. Ondan sonra x kare. Sonra x. Sonra da sabit sayı. Şimdi Tonguç x üzeri 4'ün katsayısı ne? 2. X üzeri 3'ün katsayısı hay Allah x üzeri 3 yok. O yüzden buna 0 yazacağım. Herkes bunu atlıyor. Aman dikkat et sen atlamayacaksın. Çünkü bunları sırasıyla yazman gerekiyor üste. Ondan sonra x karenin başındaki sayı 1. Bu 7 bu da eksi 3 tamam mı Tonguç? Sonra bunun x eşittir x eksi 3 eşittir 0 giriyorum. Ondan x eşittir 3 çıkmıyor mu? O zaman buraya böyle koskocama 3 yazdım. Sonra Tonguç bunu aşağı indirdim. 2. Şimdi bununla bunu çarptım. Buraya yazdım. 3 kere 2 6. Buraya yazdım. Bununla bunu topladım 6. Bununla tekrar bunu çarptım. Buraya yazıyorum. Nakış 6 kere 3 gibi. 18. Aynen öyle bu ikisini topla. 19 çıktı. Bununla bunu çarpıyorum. 57. Buraya yazıyorum. 57 ile 7'yi topla. 64. Ay Allah yoruldum var ya. 64 3. 180. 192. 192'yi buraya yazıyorum. Tonguç son durumda da 189 çıkıyor ve çizgimi çiziyorum Tonguç'um. Şimdi kalanım kaçmış Tonguç? 189. Mükemmel. Demek ki kalanı bu şekilde çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Öbür türlü bölmeye çalışsam en az yarım saat sürerdi. Doğru. Ama böyle kalan bulmak basit. Böyle peki, bir saat sürdü. Böyle bir saat sürdü. Bunun bölümü kaç Tonguç? Çok basit bir şey çok yapıyoruz. Ya, evladım bu zor gibi gözüküyor fakat. Gerçekten bunları bilmek hocam, zorundasın. Tarçın var mı? Tarçın verebilir misiniz? Beynimin üstüne koyacağım. Sütleç olarak ikram edeceğim. Size. Evladım bak. X üzeri 4'tü ya. Bunun bir eksiğini. Yani 2x küp artı 6x kare ya artı 19x artı 64. Bu da bizim bölümümüz Tonguç'um. Tamam mı Tonguç? Anlaştık hocam. Harikasın. Horner metodunu anladın. Tonguçakademi.com'a mutlaka üye ol Tonguç. Videolarımızı orada daha düzenli bir şekilde izleyebilirsin. Ve bir gel bakalım. Bir mesaj gelmiş. Tamam. Sizden geldi. Gelmiş miydi hocam bu videoda? O kadar uzun uzun bir video. Hatırlamıyorum. Bir tane daha mesaj okuyalım. Ne okuyalım olacak? Hocam. Şimdi Sinem Çanakçı demiş ki siz olmasanız halimiz duman demiş. Biz duman olduk zaten. Tonguç'un beyni de duman oldu bu arada. Hocam ödülü çok güzel anlattınız ama ağzınıza sağlık hocam. Cevapları gönder bakalım lazım. Kes.